Merhaba arkadaşlar. Aromalı bir kahve yapalım mı bugün? Haydi bakalım. Karamel aromalı, karamelli cappuccino. Monin marka karamel şurubu kullanacağız. Sonra yağlı süt 2.8, 3.5 da olabilir. Kremanın yoğunluğu ve kalitesi bakımından özellikle yağlı süt kullanmanızı tavsiye ediyorum. Makinam DeLonghi Dedica. Bir adet single shot filtreyi takıyorum. Evet, fincanımız burada. Tarifelerde 3-4 cl yazar. Fakat çok aşırı şeker ihtiva ettiği için ben bir miktar daha az koyuyorum. Siz keyfinize göre arttırabilirsiniz ama çok şekerli, biraz baygın olabiliyor. Evet, devam edelim. Şöyle koyalım. Kahveyi alalım. ...7 ila 9 gram, bir single shot için ideal kahve miktarı. Evet. Temperlıyorum. Kenarını temizliyorum şöyle. Ve makinenin ilk düğmesi olan single shot, bir kez basarak flashlamak dediğimiz profesyonel makinelerde bir önceki kahveden arta kalmış olan kahve parçacıklarını temizlemek adına bir kez basıyorum. Temizlenmiş oldu. Espresso geliyor. Bu arada sütü koyayım. Buhar butonuna bastım. Hemen kremalandırmaya geçmiyorum. Bir miktar su kalmış olabiliyor musluğun içinde. Onu alıyorum. Evet, tamamen buhar kalana kadar. Böylece sütünüzün içine su karışmamış oluyor. Şimdi kremalandırabilirim. Evet. Süt sıcaklığı, ideal süt sıcaklığı 65-70 santigrat. Daha fazlası sütünüzü yakar, kalitesiz, kötü bir köpük elde edersiniz. O bakımdan 65-70'i geçirmemeye çalışın. Eliniz eğer potta duramayacak kadar sıcak olduysa o aşamada kapatabilirsiniz. Evet, tamamdır. Hemen temizliyorum. Koyu yağlı boya kıvamında olmalı. Çok fazla köpükten ziyade parlak, saten yağlı boya gibi düşünebilirsiniz. Espressomuz da son derece güzel. Kremalı şöyle. Ve içine şöyle yakından gösterelim. Son derece güzel oldu. Ve hiç akmadı. Son derece kaliteli bir krema. Bir tadına bakalım. Ben bunu bir kafedeysem memnun kalırdım. Hadi hoşça kalın.